Dünyada aşı adaletsizliği sürüyor. Çarpıcı açıklama yine Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus, koronavirüs aşılarının yoksul ülkelere eşit şekilde dağıtılması çağrısında bulundu. Ghebreyesus, aşıların hakkaniyetle dağıtılmasını desteklemek her ülkenin kendi ekonomik çıkarına olacaktır, dedi. Uluslararası Ticaret Odası, gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişememeleri durumunda küresel ekonominin 9.2 trilyon dolara yakın zarar göreceğini açıklamıştı. Araştırmaya atıfta bulunan Dünya Sağlık Örgütü direktörü, söz konusu zararın neredeyse 4.5 trilyon dolarının en zengin ülkelerde gerçekleşeceğine dikkat çekti. Aşı milliyetçiliği kısa vadeli siyasi hedeflere hizmet edebilir. Ancak aşıların hakkaniyetle dağıtılmasını desteklemek her ülkenin kendi orta ve uzun vadeli ekonomik çıkarlarına olacaktır. Salgın her yerde sona erdirinceye kadar hiçbir yerde bitiremeyeceğiz. Şu anda dünyanın en az gelişmiş ülkeleri aşıları izliyor ve beklerken zengin ülkelerde aşılamalar devam ediyor. Her geçen gün dünyanın zenginleri ve yoksulları arasındaki uçurum daha da büyüyor. Covid-19 salgını birçok kişinin işini kaybetmesine, çok sayıda işletmenin iflasına sebep oldu. Dünyanın en zengin isimleri ise bu süreçte daha da güçlendi. İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, eşitsizliklerle ilgili yayımladığı yıllık raporunda dünyanın en zengin bin kişisinin 9 ay içinde salgın öncesindeki mali durumlarına yeniden kavuşabildiğini, yoksullar içinse bu sürenin 10 yıla kadar çıkabileceğini açıkladı. Oxfam'a göre dünyanın en zengin insanları Elon Musk, Jeff Bezos ve Fransız iş adamı Bernard Arnault, Mart-Aralık 2020 döneminde krizden önceki servet seviyelerini aşarak yaklaşık 175 milyar avro kazandı. Kayıt tutulmaya başlanmasından bu yana eşitsizlikteki en büyük artışa tanık oluyoruz denilen rapora göre küresel çapta son 90 yılın en büyük istihdam krizi yaşanıyor. Raporda eşitsizlikle mücadele için büyük şirketlerin ve zenginlerin kamunun finansmanına daha fazla katkı sunacağı vergi politikalarının hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.